Moda TV ekranlarından herkese merhabalar. Yaklaşık 2 haftalık bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Halil Korkmaz hocamla beraber Futbol Arena programında futbol konuşmaya devam ediyoruz. Ama hocam bugün yanımızda Ünye'nin yükselen değeri, Ünye Gücü Voleybol Kadın Takımı'nın şube sorumlusu Muratcan Bozkurt ve takım kaptanımız Rabia var. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Hocam öncelikle izninizle ben biraz futbol konuşmak istiyorum. Tabii, öncelikle tabii. Süper Lig konuşmak istiyorum Halil hocam. Ekrana bu hafta oynanan sonuçları alabilir miyiz öncelikle? Bu hafta oynanan maçlarda Demir Grup Sivas Spor 2, Gaziantep 1, Kayseri Spor 1, Malatya Spor 0, Gaziantep 0, Antalya Spor 1, Galatasaray 6, Gençler Birliği 0, Karagümrük 2, Konya Spor 1, Ankara Gücü 1, Başakşehir 2, Rize Spor 1, Denizli Spor 1, Hatay Spor 2, Beşiktaş 2, Erzurum 0, Fenerbahçe 3, Alanya Spor 1, Kasımpaşa 2. Hemen ben puan durumunu da almak istiyorum ekrana. Şu anda Beşiktaş Fenerbahçe ile aynı puanda, 35'er puanda 1 ve 2. sırayı paylaşıyorlar. Hemen ardından Galatasaray geliyor. Gaziantep Spor kaybetti ama şu an 4. sıradaki yerini koruyor. Alanya Spor düşüşüne devam ederken Hatay Spor ve Trabzonspor 6. 7. sıralarda sıralandı. Alabiliriz ekrandan. Hocam bu şekilde bir puan tablosu oluştu, maçlar oynandı. Ufak bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Evet, bu hafta Trabzonspor baydı. Benim için o yüzden sönük bir hafta oldu. Evet. Fenerbahçe kazandı. Yine yoluna devam etti. Evet. Dün net bir skorla kazandı. Aslında ilk yarıda Erzurumspor bayağı üstünde ama. Evet. Yani Galatasaray çok rahat bir galibiyet aldı. Sonuçta rakibi kalecisi gençti. Çok hatalı goller diyordu ama Galatasaray zaten maçın favorisiydi. Hatay Beşiktaş maçı beklediğim gibi geçti. Ben Hatay Spor'un kesinlikle kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Ve kaybetmedi de. Gerçekten her programda tebrik ediyorum. Bir kez daha tebrik ediyorum. Hatay Spor'un yabancılarını kim bulduysa, yani Allah razı olsun. Evet. Bütün Hatay halkı ondan razı olsun. Bugün Süper Lig'i az konuşacağız. Çünkü bugün amatörlerle ilgili önemli bir olay yaşandı. Evet hocam. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu kestiler aslında amatör futbolcular. Yani bir, evet, görüşme yaşandı hocam, bildiğimiz gibi amatör futbolcular dertlerini, sıkıntılarını ilettiler. Ben hocamın da Süper Lig'le ilgili görüşü, evet, varsa ondan da bir iki cümle alalım. Tabii yani siz kendi açıklamalarınızı yapın. Sonra bizim biz yaptık hocam, bugün kısa geçeceğiz. Evet hocam, Süper Lig'i hocam Hatay maçından sonra fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Yani her hafta bir problem oluyor, her hafta bir sıkıntı, evet, oluyor. Biz sonra geleceğiz burada futbol konuşacağız. Yani ben neyin Süper Lig'ini konuşayım burada, neyin futbolunu konuşayım? Ben zevk almıyorum bu haftada. Konuşmak istemiyorum. Topu size atıyorum hocam. Vallahi ben Galatasaray taraftarıyım. O yüzden bu hafta benim için keyifli, evet, geçti. Ben de öyle hocam. Ben de öyle. Ben de Galatasaraylıyım. Buradan açık ve net bir şekilde bunu ifade edebilirim. Aynen. Ama şimdi ben Beşiktaş'ı çok beğeniyordum. Hatta arkadaşlar da diyor ben şampiyon olur Beşiktaş falan dediğimde benle biraz dalga geçtiler. Haklılarmış. Yani ben bu hafta bir oyun göremedim Beşiktaş'tan. Yani çok acemice bir futbol oynanıyor aslında. Tempolu bir futbol var ama dediğim gibi acemice. O yüzden bir beklentim yok. Hocam Galatasaray kazandı dediğimiz gibi. 6 tane gol attı. Siz maçını nasıl gördünüz? Galatasaray iyi miydi? Yani ben de aslında seninle aynı fikirdeydim bu sezonun başında Beşiktaş'ın. Evet. Bir de tabii bende bir Sergen Yalçın hayranlığı da vardır hani geçmişten kalan. Evet. O bakımdan da bir Beşiktaş destekçiliği var bu sene. Ama tabii ki bu hafta Galatasaray'ın 6-0 kazanması bizi mutlu, evet, etti. Birazdan da Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Kaptanımız takip ediyor mu futbolu? Pek ilgim yok ya. Yani. İlginiz yok. O zaman yavaş yavaş Emrullah abiyi bağlayabiliriz. Emrullah, evet, Öztürk'ü. Evet, Emrullah Öztürk'ü yayına alabiliriz birazdan. Ben onun öncesinde ufak bahsetmek istiyorum. Bugün dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı ile bir görüşme oldu amatör futbolcular tarafından. Biz de haberini yaptık haber sitemizde. Oyuncular mağduriyetlerini dile getirdiler ve sıkıntılarından bahsettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sabırla ve iyi niyetle dinlediğini gördüm ben videoda, evet, görebildiğim kadarıyla. Ve bir sıkıntı olmadığı sürece, bu şekilde devam ettiği sürece amatör futbolun yolunun açılacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Yani oynanır diyebilir miyiz? Ben şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü attığım sonraki tweetten sonra mahkemelik olduğum için. Şu an bir şey, evet, söylemiyorum. Hocam, mahkeme kağıdı geldi size, biliyorsunuz. Ama yani ben görüşmeler de yaptım. Kısa zamanda bir açıklama gelecek İnşallah. Gibi. Yani sonuçta bugün olanlar da bayağı bir ses getirdi. Aynen öyle. Türkiye'de. Şimdi
bağlamada... Bağlanmak üzere Emrullah Bey. Emrullah Öztürk amatör futbolcudur. Kendisi çok tecrübeli isim. Profesyonelliklerde de görev aldı. Bizzat içindeydi sanırım olayın. Bize... Evet, içindeydi. Başından beri her zaman içindeydi. Evet, yaklaşık 10 aydır zaten hocam. İnsanlar yani uğraşıp duruyor. Emrullah Bey de en önde gelenlerden biriydi. Sadece biz değiliz. Bu arada hocam sizin bayan takımınız da mağdur. Evet, yani şöyle bizim Üye Gücü Kulübü'nün çatısı altında bir kadın futbol takımımız var. Dolayısıyla biz de dört gözle bu açıklamaları bekliyoruz. Tabii bunun yanı sıra ben aynı zamanda yeni dönemde Ünyespor'un yönetiminde de varım. Evet. Yani o tarafta da çalışmalarımız başladı. İnanılmaz hevesle bir de devam ediyoruz. Çok büyük bir hevesle devraldık. Büyük bir hevesle takım oluşturduk. Şu an aynı hevesle sürekli tesislerdeyiz, sürekli futbolcularlayız. Başkanım ve aynı zamanda yönetimle birlikte. Dolayısıyla bu açıklamalar şu an bizi de fazlasıyla ilgilendiriyor. Biz de dört gözle bekliyoruz. Hocam kadın futbol takımı şu anda hangi ligde mücadele edecek? Aslında bakacak olursanız pek bir bilgimiz yok. Yalan söylemiş oluruz. Biraz bahsedebilir misiniz? İkinci ligde mücadele edeceğiz bu sene. Eğer gerekli açıklama gelir ligimiz başlarsa. Ki biz de başlayacağını umut ediyoruz. Hazırlıklarımız da yine o yönde. Orada da yine tabii bizim futbol tarafında Muhammed Hoca daha yetkin bu konuda. Biz de kendisinden ve federasyondan gelecek haberleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Dediğimiz gibi kadın futbol takımımız var, kadın voleybol takımımız var. Evet. Durak Başkanımız da burada misafir oldu. Evet. Ünye Spor içinde bir yapılanmada diyebiliriz aslında. Yani ben Durak Başkan'dan aldığım izlenim, yani Ünye'de sadece futbol anlamında değil, spor anlamında önemli gelişmeler olabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle, Mehmet Ali Durak Başkanımız bizim aynı zamanda Ünye Gücü Kulübü'nde de yönetimimizdi. Evet. Yani bizim zaten Ünye Gücü Kulübü'ndeki en büyük avantajımız şu, biz bir araya gelmiş böyle 5-6 arkadaşız. Evet. Çok birbirini çok eskiden beri tanıyan, işte iyi anlaşan, sabah kahvelerini birlikte içen ve hatta şunu da söyleyebilirim. Bunu aynı zamanda Ünye Spor yönetimindeki herkes için de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ünye'yi seven, Ünye aşığı, Ünye için bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarız. Dolayısıyla dediğine katılıyorum. Mehmet Ali Durak Başkanım spor için Ünye'de ne varsa o şu an burada olmasa da ben onun yerine altına imzamı atarım. Nerede ne varsa kendisi orada olmaya gönülden razıdır. Bunu zaten Ünye Spor'daki çabasından görüyoruz. Telefon bağlantımızda bir problem var sanırım. Birazdan bağlantıya alacağız. Ulaşılmıyormuş Emrullah Bey'e. Ondan önce dediğim gibi hocam teşekkür ediyorum. Ben Halil Hocam'la konuşmak istiyorum. Yine sanırım siz birileriyle bir görüşme yaşadınız. Hocam nasıl durumlar oldu? Kimle görüştünüz? Nasıl tepkiler aldınız? Ben görüştüm de şimdi burada söylemek istemem. Ben biraz daha bekleyeceğim çünkü. Cumhurbaşkanı bugün zaten olaya el attı. Az önce de işte birazdan da zaten canlı yayında Emrullah bunların hepsini anlatacak. Ben şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Biz şimdi yavaş yavaş voleybola geçelim. Zaten Emrullah abi bağladığımız zaman. Bir saniye hocam sanırım yayında Emrullah. Emrullah abi. Merhabalar. Merhabalar abi. Hayırlı akşamlar. Ulaşamadık sana az önce ya. Ya kardeşim valla bilmiyorum bugün normal ya. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Evet abicim yüzün gülüyor böyle. Sesin güzel geldi. Ya çok şükür. 10 ay ağladık. En azından bir günde olsa gülelim dedik. Tadını çıkartalım dedik. Öncelikle yayın için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Gerçekten haftalardır amatör futbola verdiğiniz destekten dolayı ikinize de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz İyi ki sizler ederiz. Varsınız ki bizler de amatör futbol camiası olarak sorunlarımızı, dertlerimizi dile getirebiliyoruz. Çünkü biz bir yola çıkarken, biz İstanbul'a giderken bizim tek derdimiz vardı. Ortada mağdur olan bir futbolcu topluluğu var, bir amatör futbol camiası var. Biz bunları Türkiye'ye sesimizi duyurmak istedik. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yoktu. Biz sadece mağdurduk. Biz hakkımız olan, haklı olduğumuz bir dava için yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gidebiliyorsak herkesin, sizin, futbolcu kardeşlerimizin, herkesin desteği var. Bu bir voltrandı. Herkes görevini yaptı. Bugün çok şükür güzel şeyler duyuyoruz. Ama önemli olan biliyorsunuz devlet her zaman resmi belge esastır. Evet. Resmi belge olmadan biz durmayacağız. Şimdi yani bunu herkes bir kere bilsin. Şimdi Emrullah abi, ben en yukarıdaki arkadaşlarla görüştüm. Sen de biliyorsun zaten görüştüğümü. Evet. Bana o kadar komik, o kadar değişik şeyler dedi ki hani artık o bizim başımızdaki arkadaşlarla ben de muhatap bile olmuyorum.
Onları saymıyorum. Çünkü bana dediği laflar Cüneyt Arkın filmlerinde falan oluyor o laflar. Ben şimdi sana şunu sormak istiyorum. Ha. Bizi birçok izleyen var. Çoğu ASFK başkanının bile haberi yok yani hala. 81'in inen belki de 20-30 tanesinin hala haberi yok. Siz bugün Cumhurbaşkanı'yla görüştünüz. Bugün tam olarak neler söylediniz? O size neler söyledi? Sizi güzel Tabii. bir şekilde dinledi. Onu bir bize açıklar mısın abi? Şimdi canım kardeşim benim. Öncelikle Ali Düşmez Başkan'dan başlayayım. Şimdi bizler Türk sporcusu kesinlikle örf adetlerini bilen, büyüklerinin nasıl davranması gerektiğini bilen insanlarız. Biz Ali Düşmez Başkanı'nın her ne kadar bize saygısızlık yapsa da, bize ahlak dışı cümleler kursa da, biz hiçbir zaman ona saygısızlık yapmadık. Evet. Biz kendisine her ulaştığımızda, bize TFF Başkan Vekiliyim, benim sizinle ne işim olur? Amatör futbolcusun, git evinde şınav çek. Bence bilmem Cevahir Alışveriş Merkezi'ni bilir misin? Kara Gümrüğü bilir misin? Yani biz artık yani futbol dışında Ali Başkan'la her şeyi konuşur hale geldik. Şimdi bu Ali Düşmez Başkanımız Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili. Evet. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı, İcra Kurulu Üyesi, aynı zamanda İstanbul ASKV Başkanı. Yani Türkiye'de başka adam yok. 4 tane göreve getirilmiş. Yani bu böyle bir insana 4 tane görev verirsen doğal olarak verim alamazsın. Aynen öyle. Suç aslında Ali Düşmez Başkan'ın da değil. Buna bu 4 tane görevi veren yetkililerimize sorun. Bugün Cumhurbaşkanı, çok özür diliyorum. Yani herkes elini vicdanına koysun. Türkiye'de futbolu, sporu seven böyle bir Cumhurbaşkanı gelmedi. Herkes doğruları konuşacak. Şimdi biz bugün Cumhurbaşkanı'na gidiyoruz. Cumhurbaşkanımıza giderken insanlar şunu diyebilir ya. O kadar adam vardı, ne işiniz var Cumhurbaşkanı'nda? Hatta öyle telefonlar da geldi. Hepsine de aynısını söylüyorum. Arkadaşım, biz ASKP'ye gittik mi Ali Hocam? Şahit gittik, de. Gittik. Bizi geri gönderdiler mi? Gönderdiler. TASK'a gittik mi Ali Düşmez'e? Gittik. Bize ne dedi? Gidin şınav bir çekin. Sizle işim olmaz. Dedi mi? Dedi. Onun arkasından Mehmet Baykan'a gittik mi? Gidildi. Bakan Spor abi. Genel Müdürü. Ne evet. dedi bize? İkinciyle üçüncülükler başlasın. 2-3 hafta oynansın. Söz verdi 30 tutmadı. Ekim'de kararımıza açıklayacağız. 12-13 Aralık maçlarınızı oynatacağız. Dedi mi? Dedi mi bize? Dedi. Videolarda dedi. Var. Dedi. Oynattı mı? Oynatmadı. Oynatmadı. Spor Bakanımıza gittik mi? Gittik. Spor Bakanı'na dedim ki Sayın Bakanım biz dedim amatör futbolcular olarak mağduruz. Ekmeğimizi kazanamıyoruz. Bana dediği cevap buydu. Siz dedi amatör futboldan para mı kazanıyorsunuz? Yani düşünün Spor Bakanımız amatör futboldan para kazanmıyormuşuz gibi anlatılmış. Ligler oynatılmasa da olur gibi öyle anlatılmış. Yani biz orada söylediğimi söylüyorum. Dedim biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. Biz bütün mazlum ülkelere yardım ettik de kendi amatör futbol camiasında 70 bin 80 bin tane insana mı bakamayacak kadar aciz bir devletiz? Amatör futboldan benim kazandığım para kimin? Kime ne? 1 lira da kazanırım, 5 lira da kazanırım. 1 lira kazanan da mutlu, 10 lira da kazanan mutlu. Yani gelinen süreçlerde hep bizi itelediler. Hep bizi salladılar. Biz o zaman dedik ki, kardeşim biz Cumhurbaşkanı'na gideriz. Ali Düşmez Başkan dedi, gidin dedi, reisiniz çözsün dedi. İnkar ediyorsa delikanlıysa inkar etsin. Aynen dediğini söylüyorum. Gidin dedi, reisiniz çözsün dedi. Güldü bize. Bugün gördü mü? Gittik mi reise? Gittik. Gittik mi? Gittik. Sabahın 6'sından 11'e kadar orada duran bütün futbolcu kardeşlerimin ellerinden ayaklarından öpüyorum. Allah bin kere razı olsun onlardan. Bugüne kadar şunu hiç kimse unutmayacak. Buradan söylüyorum. Bütün amatör futbolcuların başkanı abisi olarak söylüyorum. Bugün eğer amatör futbol camiası sahaya çıkacaksa tek sebebi futbolculardır. Kimse bunu üstüne alınmasın. Aynen öyle. Biz kulüp başkanlarının da yetkililerinin de neler dediklerinin en zor zamanımızda ne yaptıklarını biliyoruz. Biz dedik ki lütfen bakın biz kapalı spor salonları açıkken oralarda branş sporları yapılırken futbol sahaları kapatmanın anlamı yok. Ya Spor Bakanımız çıkıyor her gün televizyona diyor ki lütfen diyor Türkiye'nin 85 milyon nüfusumuz var lisanslı spor sayımız çok az spor yapın. Arkasından çıkıyor bizim Sağlık Bakanımız diyor ki lütfen kapalı ortamlarda spor yapmayın kapalı ortamlarda dikkat edin %85 bulaş oranı var. Kurban oldum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendisi amatör futboldan gelmiş. Futbolu bu kadar seven bir cumhurbaşkanımız var. Ona rağmen biz futbol oynayamıyoruz. Niye? Pandemi var. Yani bunu 5 ay önce de dedik. Ya bu pandemi bir tek amatör futbolda mı var? Tabii. Bir tek gözünüz amatör futbol mu battı? Çünkü bugün buraya gelmemizin tekrar sebebi konuşması gerekenler konuşmadı. Susması gerekenler konuştu. Biz artık duyumlardan bıktık.
Biz artık yanlış anlamayın. Ya ASKB başkanları bir sorumluluk alın ya. Ha, sonra öğrendik ki niye konuşmadıkları. Bakın bugün Kayseri ASKB başkanı 2 gün önce bir açıklama yaptı. Sağ olsun. Yürekli, cesaretli bir açıklama yaptı. Adamın 2 gündür başına gelmeyen kalmadı. Yani bunlar ayıp şeyler. O zaman Ali Düşmez başkanım çıkacak. Sorumlu sensin. Sen demek ki amatör futbol camiasının başkanı olarak kendi ekibine, kendi evlatlarına güvenmiyorsun. Spor yok, saha yok, test yok. Seni ilgilendirmez. Ballı oynatıyorsan sahalara denetmen gönderiyorsun. Zaten olmazsa oynatmazsın. Ama eğer saha testi eksikse diyorsan sahalarımız da var, testlerimiz de var. Eğer yoksa bunu sen yapacaksın. Testler yetersiz diyorsun. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, yanlış anlamayın, İngiltere'ye test gönderiyor. Bize de bakacak. Bakacak çünkü sen anlatacaksın. Bugün Müzisyenler Derneği Başkanı kendi 15 bin tane müzisyenine eğer para çıkarttırıp onların mağduriyetini gideriyorsa, sen de amatör futbol task başkanı olarak diyeceksin ki benim amatör futbolcularımın testlerini devlet karşılayacak kadar masaya vuracaksın. Hep üstünden attın. Bugün geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Hayır. Emrullah abi, test parasını biz şunu da söyledik. Biz kendimiz de karşılarız dedik. Yani olay oraya bile geldi. Aynen öyle. Bir de Ali Düşmez başkanla ben dün söylemeyecektim şimdi. Ya söyleyeceğim ne olursa olsun. Dün bana sen koskoca amatörün başındaki başkan, ben rajon keserim adamı titretirim diyorsun. Hadi gel kes titret. Ali kardeşim, ben aslında oraları sen girme canım kardeşim benim. Sen çünkü geleceği olan inşallah çok iyi yerlerde antrenörlük yapacak kapasitede bilgiye sahibi kardeşimsin. Lütfen o konulara sen girme. Ben şunu söyleyeyim. Bugün buralara gelmemizin sebebi, tekrar söylüyorum, konuşması gerekenlerin susmasından dolayıdır. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Biz kimseden borç para da istemiyoruz. Biz sadece sahalarımızı istiyoruz. Çıkacağız aslanlar gibi topumuzu oynayacağız. Önlemse önlemlerimizi alacağız. Kimse bahanenin arkasına artık sığınmasın. Bugün vakalar düşmüş. Her türlü düşmüş. Bugün Cumhurbaşkanımız, Allah bin kere razı olsun, kardeşlerimizi es geçip görmeyebilirdi de. Ama biz ah ettik. Dedik ki bakın gideriz. Biz dediler gidiyorsanız gidin. Ha gittik bugün. Bugünden sonra bunun da müjdesini vereyim buradan izleyenlere. Buyurun. İnşallah yarın Barış kardeşimiz, Barış Altıntaş, Eray Şekerci ve Gökhan Koç kardeşim yarın saat 3.30'da Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'yla görüşmeleri vardır, randevu vermişler. Yarın herhalde konuşmalar olacaktır. Biz artık bu yoldan dönüş olmadığını, kesinlikle ve kesinlikle resmi yazı gelene kadar geri adım atmayacağımızı, geçen sefer 500 kişiyle gittik, eğer aksi bir durumda 5000 kişiyle gideriz. Bunu da hafif almasınlar, gideriz. Biz futbolcuyuz, her şeyi yaparız. Ekmeğimiz için her şeyi yaparız. Saygısızlık yapmadan Türkiye Cumhuriyeti bu gençlerine sahip çıksın. Bu evlatlarına sahip çıksın. Zaten şu an insanlar evlerinde perişan halde. Bari bırakın nefes alsın insanlar. Nefes almadan, biz futbol oynamadan yaşayamayız. Bu konuda sorumluluk kimin üzerindeyse biz biliyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar. Lütfen o sorumluluğu alsınlar. Korkmasınlar. Biz bugün ekmeğimize sahip çıktıysak, bugün bize sahip çıkanların arkasında durmasını, yanlarında durmasını da biliriz. Hadi kardeşim. Peki sen resmi açıklamayı ne zaman bekliyorsun Emrullah abi? Vallahi normalde bugünkü konuşma olmasaydı ben ayın 20'sine kadar, sana söylemiştim zaten 18'de 20'sine kadar resmi bir açıklama bekliyordum. Evet. Ama herhalde bu biraz daha öne alınır diye düşünüyorum. Çünkü 258 tane Ballıgi takımı şu an itibariyle TFF'ye parasını yatırmış olup ben oynamak istiyorum demiştir. Yani Ali Başkan diyor ya kulüpler istemiyor. Evet. Vallahi kulüpler çatır çatır istiyor. Hepsi istiyor. %97 oranında bu katılımdır. 267 takımdan 258 tane takımdan oynamak istiyorum diyorsan, kusura bakma başkanım, sen bu ligi oynatmak zorundasın. Zorundasın. Çünkü bunu sen bize söylettin. Sen bizi, biz sana ne kadar saygı gösterdiysek de, sen başta ben olmak üzere bu yolda mücadele eden arkadaşlarıma çeteci dedin, satılmış dedin, hain dedin. Ama biz seni Rabbimize havale ediyoruz. Biz yine sana başkanım diyoruz. Sen futbol için, amatör futbol için iyi şeyler yaptığını da duyuyoruz. Biz kızarız ama teşekkür etmesini de biliriz. Sen de sayın başkanım buradan, belki sen dinliyorsundur, belki sana haber gelirler. Biz kardeşlerini düşman olarak görme. Ortada bir yanlış varsa bu yanlışı hep birlikte çözeceğiz. Artık karşımda o eski amatör futbolcular yok. Öyle ben asarım keserim de İstanbul'dan oturup ben bunu istiyorum diye bunu uygulama bitti o devirler. Türkiye İstanbul'dan büyüktür. Bugün İstanbul'da ne uyguluyorsan Ankara'da da onu uygulayacaksın. Hakkari'ye de soracaksın. İstanbul'da 3 tane takımın başkanıyla oturup
bütün futbol, amatör futbol camiası için karar verme. Haksa, hukuksa, adaletse, işte hak, işte hukuk, işte adalet. Çık başkanlığını yap. Amatör futbolcular kardeşlerinin arkasında dur. Biz her şeyi unuturuz. Biz sana çiçek de getiririz. Biz böyle adamız. Emrullah abi çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. İnşallah yarın daha da güzel haberler alacağız Spor Bakanı'yla görüşmeden sonra. Burada aynı zamanda Ünye 1957 sporunda voleybolla ilgili çok teşekkür ederim. Onlar da çok özlerim. Kusura bakmasınlar. Bugün biraz yoğun geçtik. Onlara selam veremedim. Başarılar diliyorum. Çok Rabbim yardımcıları olsun. Sakatlıksız, kazasız bir sezon geçirsinler inşallah. Teşekkür ederim abicim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ olun, var olun. Bu arada ben Mehmet Ali Durak Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hani ligin oynanmama kararı çıksaydı ben de sizde en önde yürüyeceğim demişti Ankara'da. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Hakan'a pasa atıyorum. Hocam Emrullah Öztürk gayet güzel konuştu. Çok ben güzel konuştu. Ünye 1957 Spor İdmanı'na gittim. Röportaj yapmaya çalışıyorum. Takımın halini soracağım ama futbolcuların dediğim gibi hep aklına takılıyor bu konu. Yani bir an önce bir karar alınması lazım yani. Normal soru sorsam bile hep akıllarda bu soru var. Aynen öyle. Ya tabii şöyle bir şey de var şimdi arkadaşlar. En kötü karar kararsızlıktan her zaman iyidir. Evet. Yani belirsizlik çok kötü. Evet. Özellikle bu işi meslek olarak yapan arkadaşlar şimdi hani biz de içlerindeyiz. Ya bunlar kötü şeyler. Evet. Ya bugün olacak, yarın olacak, bu hafta açıklama olur mu, işte haftaya olur mu? Bunlar gerçekten insanları demoralize eden. Üstelik hani böyle bir koşulda, pandemi koşulunda herkes evde, işte yasaklar var, karantinalar var. Zaten insanların psikolojisi evet, alt üst olmuş durumda. Gerçekten rahatsız edici bir süreç. Bir an evvel ben de Emrullah Bey'e katılıyorum. Bir an evvel bu açıklamalar yapılır diye düşünüyorum. Hatta İnşallah. Benim beklentim önümüzdeki haftaya istinaden. Evet. Bu açıklama yapılırsa zaten yayının başında da söylemiştik hani bizi de ilgilendiren bir süreç. Evet, hem Ünye Spor tarafında hem Ünye Gücü Kadın Futbol tarafında bizim de beklentimiz bu yönde. Ya, bir de hocam yazık değil mi? Siz kaç aydır antrenman yapıyorsunuz? Tabii 2 ay olacak. İki aydır antrenman yapıyorsunuz değil mi? Orada yemek çıkıyor. Bunu her zaman konuşuyoruz. Malzeme yıkanıyor. Tabii. Maaş veriyorsunuz değil mi orada masörüne? Tabii. Herkes hak ediyorlar çünkü işte mutfakta. Tabii. Yazık yani değil mi o paralar? Yani aslına baktığınız zaman hani bir an evvel belirlenmiş olsa yazık diye bir cümle kullanamayacağız şimdi. Tabii insanlar ter döküyor. Hak ettikleri parayı alıyorlar. Tabii ki. Şöyle ama, lig oynanmaz sizin için yazık yani. Evet. Hem lig oynansın hem tabii ki herkes parasını alsın. Herkes hak ediyor. Kesinlikle. Ama tabii ki bizim amacımız hani Ünye Spor tarafı için konuşuyorum. Bugün varız yarın yokuz gibi bir takım olma derdinde değiliz şu tabii an. Özellikle bu yeni gelen yönetim için konuşuyorum. Onu zaten evet, Ünye Spor'la ilgili bir söz hakkı doğarsa ondan ekstra bahsetmek isterim açıkçası. Evet. Yani bu yönetim şu an bence Ünye Spor için bir şanstır. Tabii. Bunu birkaç yerde, birkaç platformda daha dile getirdim. Şu anki oluşan yönetim Mehmet Ali Durak Başkanlığı'nda Ünye Spor için gerçekten bir şanstır. Bazen sokakta çatlak sesler duyabiliyoruz. Siz de duymuşsunuzdur. Her zaman oluyor. Aynen, bu her zaman olur. Çok fazla buna açıkçası şey yapmıyoruz. Hani takılmıyoruz bu tarz açıklamalara. Yani bu tarz hocam Ünye'de sesler var bu. Şu var. Siz şimdi sıradan bir takım kursaydınız diyeceklerdi ki ya işte Mehmet Ali Durak'a bak, işte ekibine bak, böyle mi takım kuracaktınız? Siz mesela biraz pahalı transferler yaptığı zaman bu kadar para verilir mi? Hangisi? Doğrusu hangisi Ünye'li için? Yani burada şey hani benim hep kullandığım bir cümle vardır. Optimum çözüm bulmak. Sizin ne istediğiniz, ligden ne beklediğinizle alakalı. Tabii. Evet. Beklediğiniz doğrultuda hedeflerinize yürümek için çalışma yaparsınız. Ama burada şu var. Mesela çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Takip ettiğim kadarıyla söylüyorum geçmişte. Tabii ki biz de hani sporun içerisinde yetiştik. Amatör sporla ilgilendik. İşte Ünye Spor'un tribünündeydik. Sadece çok küçük bir örnek. Hani bu kıstas olsun olmasın diye söylemiyorum. Örneğin sosyal medya. Şimdi günümüzde sosyal medya çok önemlidir. Evet. Biz Mehmet Ali Durak Başkanlığında ve onun talepleri doğrultusunda ya ortalama 3 hafta sadece sosyal medyamızla ilgilendik. Ya tek amacımız Ünye Spor'u hak ettiği bir sosyal medyaya kazandırmak. Yani hak ettiği bir sosyal medya platformuna sahip olmasını sağlamak. Yani kurumsal bir kimliği olsun, sosyal medya evet, paylaşımları kurumsal olsun. İşte bunu yapanları eleştirdiğim için söylemiyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. İşte transfer geldiğinde şortuyla onun bir fotoğrafını ben çekeyim. İşte o gün orada Rabia varsa Rabia çeksin. İşte Halil varsa Halil bir fotoğraf çeksin. Hemen oraya yeni transferimiz hayırlı olsun yazsın atsın'dan öte. Şu an biz tam anlamıyla profesyonel birine bu işi devretmek evet, üzereyiz. Yani bütün paylaşımlarımız tek elden. Twitter, Facebook,
YouTube paylaşımları, Instagram paylaşımları. Ya bir sosyal medya yönetimi işine mesela bence bu yönetim sayesinde kavuşmuştur evet. Üniyespor. Bu yönetimin dinamikliği, genç oluşu, şu anki sistemdeki güncel ne varsa bunu rahat takip edebilip yakalayabiliyor olması bu bence net olarak şanstır Üniyespor için. Evet. Sadece çok küçük bir örnek olsun diye söyledim ben. Katılıyorum hocam. Evet, anladığımız gibi yani saha içinin dışında sağ dışı da çok önemli aslında. Kesinlikle. Ve böyle bir yapılanma olması Ünye halkı olarak bizler için sevindirici. Çünkü biz takımımızı üst liglerde iyi bir yapılanma içerisinde görmek istiyoruz. Bu da bu şekilde belki ufak diyorsunuz ama bu tip şeylerden olur diye düşünüyorum. Yani sadece ben şunu söyleyebilirim. Bu ekiple Üniyespor benim de içinde bulunma fırsatı buldum. Benim evet. için de bir şanstır o ekibin içinde yer almak. Bu ekiple Üniyespor inşallah çok güzel yerlerde olacak. İnşallah hocam. Bunu da birlikte göreceğiz. İnşallah. Belki bir program daha yaparız o gün. Yaparız evet. hocam. Hocam program bunu söylemiştiniz sizin. Dersiniz. Evet. Program sizin hocam. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Ben futbolu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Kaptanımızı evet. da çok beklettik. Hafta sonu bir maç oynadınız bildiğimiz evet. gibi. Ona geçmeden önce ben puan durumunu almak istiyorum. Voleybol Kadınlar Ligi puan durumunu alabilir miyiz ekrana? Şu anda Ordu Çamlık Spor lider, oynanan 8 maç var. İskofya Spor ikinci ve Ünye Gücü takımımızsa 3. sırada geliyor. Onları hemen takip ediyor. Hafta sonu kazandınız. Sanırım ilk iki evet. sıradaki takım da birbiriyle oynadı. Evet. Hafta sonu oynanan maçı değerlendirebilir misin kaptan bana biraz? Nasıl bir maç oldu? Rize'deydik. 3-1 galibiyetle döndük. İyi bir maçtı. Evet, yani şimdi gördüğümüz kadarıyla iyi bir takımsınız. Ben idmanınızı da takip etme fırsatı buldum. İyi bir hava var. Güzel bir arkadaşlık olduğunu görüyorum. Peki hedefiniz nedir bu konuda? Üst lige alabilir misiniz? Çıkabilir misiniz üst lige? Ya üst lige hedeflemiyoruz. Hedefimiz playoff öncelikle. Playoff. Bunun için işte maçlara çıkıyoruz. Evet. Ev sahibiyiz. Kastamonu gelecek bu evet. hafta sonu. Pazar günü maçımız var. Saat 2'de. Evet. Gördüğümüz gibi bir videomuz var. Ekranlara getiriyor şu an Reci. Teşekkür ediyorum onlara da. Güzel bir çalışma olmuş. Ben çok beğendim açıkçası. Hoş bir video. Ünye'nin tarihi yerlerinden de bahsedilmiş, gösterilmiş. Bu tip çalışmalar olacak mı Murat Hocam? Devam edecek misiniz? Yani şimdi çalışmaların geleceğinden önce ben bu çalışmanın amacından da biraz bahsetmek evet. istiyorum. Şimdi biraz önce söyledim. Biz böyle bir masada oturan 3-5 arkadaşız. Mehmet Ali Durak Başkan'dan bahsetmişken Hüseyin Gerçeker Başkan'ı da es geçmek istemiyorum. Tabii kendisine ki. De buradan selamlarımız olsun. Ünye Gücü Kulübü'nün başkanıdır kendisi. Ama dediğim gibi yani hem Ünye Gücü tarafında Mehmet Ali Durak Başkan, işte hem Ünye Spor tarafında hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen bir Hüseyin Gerçeker Başkan var. Şimdi bizim Ünye Gücü voleybol tarafını kurmaktaki amacımız şuydu. Ünye'de çok güçlü bir altyapı var aslında. Tıpkı futbolda olduğu gibi Halil, sen daha iyi bilirsin bunu. Ünye'de bilirsin. Geçmiş dönemden itibaren bir futbol havzasıdır Ünye. Ünye çok sporcu çıkarmıştır, topçu çıkarmıştır evet. yani. Aslında aynı durum voleybolda da geçerli. Sadece şunu yakalayamamışız biz Ünye olarak voleybolda. İşte gençlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız işte ortaokula kadar oynamış. Liseye evet. geçtiğinde okul takımlarında bu tarz aktiviteler azaldığı için evet. bu yetenekler kaybolmuş, dağılmış, gitmiş. Yani çocuklarımızın hedefleyebileceği bir takım olmamış Ünye'de. Çok geçmiş tarihlerde bir olmuş ama muhtemelen destek olmadığı için veya sürdürülebilir olmadığı evet. için çok hakim değilim. Hani yorum yapmak istemiyorum ama şu an yaklaşık bir 7-8 senedir böyle bir hedef yok. Orada bizim örneğin altyapı sorumlumuz var, Salim Yıldırım hocamız. Salim hocanın çok ciddi başarıları var mesela son 3-4 yıldır. Anafarta Ortaokulunda öğretmen kendisi, beden eğitimi öğretmeni. Orada okul takımıyla aynı zamanda işte Gençler Ligi'nde çok ciddi başarılar var. Ama çocuklar ortaokuldan mezun olduktan sonra dağılmışlar. Şimdi biz burada Ünye Gücü voleybolu kurmaktaki tek amacımız Ünye'de yetişen bu çocukların dağılmamaları, voleybol olan ilgilerinin o odaklarının kaybolmaması ve onlara bir hedef olarak gösterebileceğimiz, bir amaç olarak gösterebileceğimiz bir takım oluşturmakta. Bu kapsamda da geçen sene biz Ünye Gücü voleybolu kurduk. İşte Rabia Hanım, İlayda Hanım, Ecem Hanım, bizim geçen seneden beri yanımızda evet. olan Öznur Hanım, İrem Hanım yine. Geçen sene bir araya geldiğimiz oyuncularımız. Tabii ki hepsi birbirinden değerli oyuncular. Bu seneki arkadaşlarımız da yine birbirinden değerli oyuncular ama onlar geçen seneden beri bu takımın kuruluşunda olduğu için söylüyorum. Kaptanımız Rabia zaten dediğim gibi geçen seneden beri kuruluşumuzdan itibaren var. Böyle bir spor çalışması içerisine girdik. Aslında Ünye Gücü Voleybol Kulübü başlı başına bir akademi hedefiyle kurulmuştur. Bu videoların gerçekleşmesinin sebebi de budur. Evet. Yani Ünye'de Ünye halkına voleybolu sevdirmek, Ünye'de geriden gelen kızlarımıza
Ünye'de bir takım olduğunu hatırlatmak, voleybolun onlar için bir hedef olabileceğini benimsetmek bizim tek amacımız budur. Bu kapsamda tabii ki biraz önce sizin de yayınladığınız gibi videolarımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde mesela şöyle bir amacımız var. Bir voleybol okulu oluşturmayı planlıyoruz. Altyapımız güçlü. Yaklaşık şu an iki farklı kategoride 40-45 tane altyapıda bizim oyuncumuz var. Sadece sıkıntımız pandemi süreci. Evet, herkesin evet. olduğu gibi. İdmanlarımız devam edemiyor pandemi sebebiyle. Ama işte bu aşılama yöntemiyle, işte vakaların düşüşüyle bu süreci aşacağımızı zaman düşünüyoruz. Içerisinde. Ve önümüzdeki dönemlerde de bunu da yakın bir zamanda yapmayı planlıyoruz. İşte şu anki mevcut oyuncularımız, kaptanımız Rabia da buna dahil olmak koşuluyla bir voleybol okulu planlıyoruz önümüzdeki aylarda. Çünkü bizim şu an takımımızdaki oynayan herkes aynı zamanda beden eğitimi yüksek okulunda okuyorlar. İşte antrenörlük bölümünde okuyorlar. Rabia Hanım antrenörlük bölümü değil mi? Evet. Diğer arkadaşlarımız işte beden eğitimi öğretmenliği, yine antrenörlük bölümleri. Hepsi bu işe vakıf kişiler ki daha ötesinde şöyle bir şey var. Hani insanlar kendilerini kolay anlatamaz ya. Şimdi mesela kaptanımız ikinci ligde ortalama 6-7 yıllık bir geçmişi var. Yani ikinci ligde evet. Biraz önce söylemişti 7 kez playoff görmüş mesela. Yani bu deneyimini Ünye'deki küçük çocuklara aktarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hocam şey tek amacımız bu. Okul falan dediniz ya. Hani mesela evet. futbolda bir senelerde nasıl yaz futbol okulu oluyorsa evet. örneğin bu da ona benzer bir şey olacak. Ona benzer bir şey olacak. Hedef Ünye Gücü'nün altyapısı olacak. Bir de şey Anafarta voleybolla bir işbirliği gibi bir şey var kesinlikle. Mı? Kesinlikle. Bizim altyapımızın büyük çoğunluğunu Anafarta voleybol oluşturuyor. Onu gördüm ben sosyal evet, platformda. Evet. Anafarta voleybol bizim altyapımızı oluşturuyor. Çünkü şöyle aslında bazen şöyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olabiliyor bu durum. Anafarta voleybol tarafı. Biz hani diğer okullara, diğer Ünye'deki farklı okullardaki voleybol takımlarına kapalı mıyız? Tabii ki hayır. Hatta gün geçtikçe şu an voleybol olan ilgi artıyor. Sürekli sosyal medya hesaplarımızdan bize kardeşlerimiz, işte küçük çocuklarımız mesaj atıyorlar. Biz evet. nasıl katılabiliriz, biz nasıl takımda yer alabiliriz diye. Çok güzel. Ünye Gücü Voleybol Kulübü'nün kapısı herkese açık. Bütün genç kızlarımıza, bütün kardeşlerimize, bütün çocuklarımıza kapısı her zaman açık. Sadece oradaki Anafarta Voleybol işbirliği bizim altyapı sorumlumuzun Salim Yıldırım hocamız olması ve Salim Yıldırım evet. hocamızın da Anafarta Voleybol çalıştırıyor olması. Onun ötesinde bir şey düşünülemez. Herkese kapımız açık. Tabii ki. Hocam ben şeyi sormak istiyorum şimdi. Biz grupta playoff hedefimiz var dediniz. Evet. Şimdi bu grupta birinci olan direkt mi çıkıyor? İlk iki İlk takım iki. Çıkıyor. İlk iki takım direkt çıkıyor. İlk iki takım playoff'a çıkıyor. Playoff'a çıkıyor. Playoff'tan evet. üst lige. Anladım. Hem kaptanımıza hem sizin ikinizin de görüşlerini alayım hocam. Biz iki tane mağlubiyeti Ordu Çamlık ve İskopya Spor'dan mı aldık? Aynen. Evet. Kaç kaçtı setler? 3-0, 3-0. 3-0 evet 3-0. İkisinde de 3-0. Ama tabii şöyle bir avantajımız var ikinci devrede. O iki takımla da içeride oynayacağız. Evet. İç sahada evet. oynayacağız. Tabii. Belki pandemi çok azalmış olur. Belki seyircili olur mu? Seyirci çok fark eder. Daha iyi olur. Aynen. Yani şu an en büyük sıkıntımız seyircisiz olması zaten. Hani sadece yönetimin girebildiği bir listemiz var. Hani şu an statü bu şekilde. Maçlardaki statü. Bizim kulüp olarak oluşturduğumuz bir yönetim listesi var. 20 kişilik. Sadece onlar girebiliyor. Peki hocam. Diyelim ki ilk iki sıradaki takımla playoff gitti. O playoff'tan sonra statü nasıl? Kaç takım oluyor playoff'ta? Kaç tanesi üst lige çıkıyor? İki playoff'a kalıyoruz zaten değil mi Rabia? Hı hı. Oradan da üst lige çıkılıyor. Orada çapraza kalma oluyor. Çaprazdakiler, ilk ikiler üst lige çıkıyor. Hı. Yani iki i̇lk takım üst lige yükseliyor. Bir sonraki playoff'a katılıyorsun. İlk playoff'u geçersen evet. sonra oradan Anladım üst lige hocam. Şeyi merak geçiyor. Ettim hocam bir de. Hakan'a tıpası atacağım da. Ordu Çamlık İskofya maçı bu hafta kim kazandı? Çamlık Spor kazandı. Bir önceki maçı İskopya mı kazandı? Evet. Onlar birbirine mağlup oldu. Yani dengeli aynen. takımlar. Tamam. Anladım hocam. Aynen. Peki yani biz bu potaya girebilir miyiz şu an? Gidişat nasıl sizce? Matematiksel kaptan, olarak girebiliriz. Hala devam ediyor şansımız. Çünkü hani aramızda puan durumuna tekrar bakarsak sanırım bir galibiyet. Evet. evet. Bir galibiyet farkı. İkisini galibiyet. Yenersek yani ikisini yenerse üstüne çıkıyorsun zaten. Bir galibiyet farkı var aramızda. Evet. Yani onların oynayacağı maçlara da bakıyor aslında. Yok, onlar evet, birbiriyle oynayıp bir tane daha mağlubiyet alacakları için. Bir tane yok, bizden aldığı zaman. Bu ikinci devre başladı hocam. İkinci devrenin ilk maçıydı onların birbirleriyle oynadığı. Biz içeride ikisiyle oynayacağız. Bizim zaten bu sene daha doğrusu ikinci devre maçlarımızın büyük çoğunluğu içeride. Biz evet. deplasmanları ilk devre atlattık gibi oldu. Evet zor kapattık ilk devreyi. Ama şimdi tek deplasmanımız kaldı herhalde. Evet, yani Osmancık zaten son maç. Bir de Fatsa var. Fatsa'yı deplasman saymıyoruz. Evet.
Ya hocam ben anladığım kadarıyla sizinki zaten kısa vadeli bir hedef değil. Daha kesinlikle çok altyapıyla beraber uzun vadeli bir hedef olduğunu görüyorum. Bu yüzden bir stres yaratmaya gerek olmadığını düşünüyorum zaten hocam. Sezon başarı gelecektir. Bizim playoff veya işte ligdeki yerimizle ilgili gerçekten hiçbir stresimiz yok. Onu açık açık söylemek istiyorum. Bunu ben yine Ünye Gücü'ndeki yönetimdeki arkadaşlarım adına da söyleyebilirim. Kesinlikle buradaki tek amaç hatta her maç öncesi bir anımızı da anlatmak istiyorum yine kaptanımızla alakalı. Şimdi ısrarla şöyle söylüyoruz. Başkanımız da sürekli her geldiği idmanda ve her buluştuğumuz toplantıda bunu dile getiriyor. Eğlenin. Evet. Dışarıyı eğlendirin. Küçük çocuklara bunu öğretin ve kendiniz keyif alın. Güzelce oyununuzu oynayın, çıkın. En güzel. Evet. Tek dileğimiz bu. Sadece işte hani bölgesel de yetişmişlikten kaynaklı bir Fatsa maçımız vardı ilk devre. Böyle rekabet olur illa. Fatsa maçında tabii böyle bir de bu sene Fatsa biraz böyle ciddi bir yatırımla girdi piyasaya. Biraz bu sene bizim Ünye Gücü'nün şanssızlığı aslında oldu. Bütün takımlar böyle garip bir şekilde yatırımla girdi. Evet. Mesela İskofya, biz geçen sene de karşılaştık İskofya'yla. İskofya nerenin takımı? Trabzon'un takımı, hı, İskofya. Ya geçen sene de karşılaştık. Hani onları da hani izlerlerse veya bu yayın ekranlarına düşerse onlara da selamımız olsun. Severiz, evet, onları da. Ciddi bir yatırımla bu sene girdiler. Geçen sene hani lise takımı gibilerdi. Ama hedefleri birincilik onların. Yani birincilik hedefiyle takım yaptılar. Aynı şekilde Fatsa mesela hani onlar ciddi bir talihsizlik yaşadı. Hani kesinlikle böyle bir şey de yaşansın istemezdim. Çünkü hatta bugün daha, yok dün böyle bir şey konuştuk. Bizim amacımız bu bölgede spor yapılması. Bu bölgede işte, evet, bu voleybolun, salon sporlarının geliştirilmesi. Evet. Bu Fatsa olur, Ordu Çamlık olur, biz oluruz. Çok problem değil. Ama Fatsa Ligi aslında çok hızlı başladı. Ciddi bir yatırımla başladı. İşte menajerler getirildi, oyuncular getirildi vesaire ve büyük bütçeler konuşuldu. Hani doğrudur veya yanlıştır. Çok fazla bilemiyorum o kısmını ama büyük bütçeler konuşuldu Fatsa için. Sonra talihsiz bir sakatlık yaşadılar. Keşke öyle bir şey olmasaydı. Lige aynı kalitede devam etselerdi. Ve burada ilk devre bizim bir maçımız vardı Fatsa'yla. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi böyle bölgesel ve geçmişten gelen bir Ünye Fatsa çekişmesiyle, evet, bu sefer ben kendimi şunu yaparken buldum. Yaklaşık bir 10 gün boyunca Fatsa maçına bir maç olmasına rağmen ben böyle birden oyuncuları sürekli Fatsa, evet, maçına odaklamaya, Fatsa maçı için baskı yapmaya başladığımı fark ettim oyuncular üzerinde. Hatta maç sabahı mıydı? Bunu maç da dile getirdim. Dedim ki arkadaşlar, evet, maç sabahı kahvaltısında takıma şunu da söyledim. Arkadaşlar hepinizden çok özür diliyorum. Ben şunu fark ettim dedim hani bu sabah uyandığımda. Kendi amacımın dışına çıkmışım. Evet. Bizim kulübümüzün kuruluş amacının dışına çıkmışız. Bizim kulübümüzün kuruluş amacı bu değil. Yine aynı şeyi söylüyorum. Hani bu hafta boyunca söylediğim her şeyi kesinlikle unutun. Çıkın, eğlenin. Biz de tribünde sizi izlemekten keyif alalım. Güzel bir galibiyet alalım veya almayalım. Çok da önemli, evet, değil dedim. Nitekim Fatsa'yı da yendik, bizim için de güzel oldu. Evet, güzel olmuş hocam. Yani aynen, o aynen. İllaki rekabet oluyor o tarihinde getirdiği dediğiniz gibi. Peki bahsediyoruz hocam, kaptan. İllaki deplasmanlara gidiyorsunuz. Trabzon'dan, evet, bahsettik, Osmancık'tan bahsettik. Takımın giderleri oluyor. Bunlar nasıl karşılanıyor? Takıma bir destek var mı? Yani burada aslında böyle net bir destekten bahsedemeyeceğim. Bizim hani bireysel çabamızla birincisi, evet, bulduğumuz yine böyle hani eşimiz, dostumuz diyeceğimiz sponsorluklarımız var. İşte Dost Fındık, Atikler, Pinduk markası. Evet. Şimdi yani zaten orada Mert Gerçekeren bizim yönetimimizde, özür diliyorum, Mert Atik bizim yönetimimizde, Sinan Bey de abisi Sinan Atik de bize sponsorluk anlamında destek veriyor. Evet. Bize en çok destek verenlerden biri şu an onlar. Onun haricinde tabii ki tek destekçimiz, buradan hepsine selam olsun, desteklere devam etsin yöneticilerimiz. Evet. İşte biraz önce bahsettiğim gibi Hüseyin Başkanımız, işte Özgür Asten bizim yöneticimiz, ona da selam olsun. Mehmet Ali Başkanımız zaten, evet, yanımızda kendileri. Yani yönetimimizdeki herkes bizim şu an en büyük destekçimiz. Hocam belediye ve kaymakamla ilgili bir girişiminiz oldu mu? Veya onların size bir yardımı oldu mu? Yani hani çok oldu diyemeyiz. Girişimlerimiz oluyor tabii dönem dönem ama kulüp olarak çok da şey gibi, ilayla gibi oldu. İşte maçlar seyircili olsaydı. Seyircili olsaydı olurdu, iş farklı olurdu. Evet. Maça gelirdi başkan. Evet. Yani şöyle, bizi desteklediklerini dile getiriyorlar. Birkaç kez hatta maç sonrası telefonla da, evet, bağlandı belediye başkanımız, sağ olsun. Ama onun haricinde tabii ki onların da günlük rutin yoğunlukları vardır muhtemelen. Aynen. Çok fazla, evet, tabii dediğimiz gibi pandemi süreci de var. Çok fazla öyle maçlarımıza
çok fazla da demeyeyim, maçlarımıza katılan herhangi bir ilçe yöneticimiz olmadı şu ana kadar. Bunun yanı sıra tabii ki STK desteğini hiçbir zaman göremedik biz kulüp olarak. Hani baktığınız zaman hep şunu söylüyoruz biz kendi aramızda oturduğumuzda veya kendi arkadaşlarımıza anlatırken, 120 bin nüfuslu bir ilçeyiz ünye olarak. Evet. Şimdi ben İskofya örneğinden yola çıkmak istiyorum. İskofya Çarşıbaşı ilçesinin takımı. Çarşıbaşı da çok ufak. Çarşıbaşı'nın nüfusu bu arada 16 bin. 16 bin nüfusu. 16 bin. Ve Çarşıbaşı'nın voleybol üzerinden konuşuyorum ben. Futbolu geçtik zaten. Voleybol için ayırdığı bütçe bizim herhalde 5 veya 6 katımız. Yani oradan şeyi anlayabiliriz bu diye düşünüyorum. Bu arada 16 bin nüfuslu Çarşıbaşı da Abdülkadir Ömer'i çıkarttı. Ben kaptanıma şunu sormak istiyorum. Seyircili maçla seyircisiz maç arasında konsantren nasıl oluyor? Çok fark oluyor mu? Ya tabii ki oluyor. Onların bize verdiği destek paha biçilemez yani. Onlar olmadığı zaman eksik hissediyoruz. O hırs düşüyor, azalıyor. Çok böyle iyi seyircisi olan bir takımda oynadın mı? Oynadım. Neresi? Arhavi. Arhavi değil mi? Aşırı. Arhavi bu arada voleybola çok düşkün. Öyle mi? Evet yani. Efeler'de takımları var zaten. Yani erkek takımı Efeler'de. Evet. Efeler Ligi'nde diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru hocam. Çünkü birinci ligde oynarken benim öğrencim vardı. Elektronik bölümünde okuyan. Ünye Meslek Yüksekokulu'nda. Efeler'e çıktıklarında hani artık o ligi kaldıramayacağını düşünerek bırakmıştı takımı. Hocam. Futbol oluyor ya geliyorlar. Evet. Aklıma ne geldi? Onlar geliyor. Okul deyince hocam. Biz bir deplasmana gidiyorduk ya voleybol takımıyla. Hatırlıyor musun? Bir tane kız arkadaşımızın sevgilisi aynen, vardı. Aynen. Neler çekti. Şimdi mesela şunu da söylemek istiyorum yine okul takımıyla ilgili. Şimdi ben okulda bir dönem müdür yardımcılığı yaptım. Müdür yardımcılığı döneminde birçok sorumluluk senin üzerinde oluyor. İşte okul takımlarının, evet, futbol takımı. Halil hocam bizim okul takımımızı çalıştırıyordu bu arada. İşte voleybol takımı, futbol takımı hepsi bizim sorumluluklarımızdı. Ara ara maçlarına gidiyordum falan. Şimdi bize futbolun içerisinde yetiştik. Voleybola dair çok fazla bilgimiz yoktu son iki seneye kadar. İşte Salim Hoca vasıtasıyla, Güngör Hoca vasıtasıyla bizim şu an antrenörümüz. Biraz voleybolun içerisine dahil olduk geçen seneden beri. Geçen sene bu takımı kurmadan önce, sen hatırlarsın bizim voleybol takımındaki arkadaşları, Ünye Meslek Yüksekokulu'ndaki voleybol takımındaki, evet, arkadaşları. Hocam. Şimdi ben onların mesela çok iyi voleybolcu olduğunu düşünüyordum. Şimdi biz aslında... ben de düşünüyordum hocam. Gerçekten, gerçekten şu anki takımdaki arkadaşları görene kadar. Hatta onlara şey diyordum. Hani bunu da itiraf edebilirim. Şimdi biz bir voleybol takımı kuracağız. Çünkü şimdi 3. ligden 2. ligi hedefleyen oradaki işte, evet, playoff gruplarına bir takım yapıyoruz geçen sene. Gerçekten böyle hani öyle smaçlar, ne bileyim işte paslar falan öyle bir takım olacağını gerçekten hayal edemiyordum. Ve onlara şey diyordum. Ya biz bir takım kuracağız. Siz de gayet iyi voleybolcusunuz. Sizden de birilerini alırız. İşte fakülteden arkadaşlar vardı. Öğrenciler. Fakülte takımı da iyiydi. Yani o zamanki düşünceme göre. Aynen. İyiymiş. Fakülte takımı da iyiymiş. Onlara diyordum hani mutlaka sizden bir iki kişi alırız. İşte bizim takımdan bir iki kişi alırız falan. Sonra biz tabii işte arkadaşlar geldiler geçen sene takımı kurarken. Seçmeler falan yapıyoruz. Ben takımı izliyorum. Ben böyle hani bu nasıl olur falan modundayım yani. Hani çünkü gerçekten bunu gözünüzde canlandıramıyorsunuz. Ben şimdi sizin de voleybola uzak olduğunuzu bildiğim için... Bunu da bana voleybolun içindeki işte mesela Salim Yıldırım Hoca hep söylerdi. Salim Hoca benim yakın arkadaşımdır çok eskiden beri. Bak gerçekten senin düşündüğün gibi değil. Hani öyle işte top bu tarafa gelsin, onu manşetle karşıya atalım. İşte bu tarafa üstüne gelen topu karşıya geçirsin yeter. Evet. Biz öyle hayal ediyorduk. Yalan yok yani. Evet. Ama sonra takım kurulunca işlerin değiştiğini gördük. O yüzden ben bu pandeminin bir an evvel bitip insanların bizim takımımızı seyredebilmelerini diliyorum. Hocam ben de Sörlot'u görmeden önce Afobe'yi forvet sanıyordum. Yani işte. Bu arada Hakan baban yorum yazmış. Evet, o kadar ayıp olmasın adam. Başta Halil hocam olmak üzere oğlum Hakan Meyleve konuklarına hayırlı yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine, sağ olsun. Birçok yorum geliyor tabii, takipçilerimiz çok var. Mustafa abi böyle bir çocuk yetiştirdiğin için. Sen var ya Korcan Kola benziyorsun Kuzey Yıldızı'ndaki kenardan. Vallahi mı diyorsun? Ama çok uzaktan. Yok ciddi söylüyorum. Teşekkür ederim abi, çok kibarsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben sorularıma devam etmek istiyorum. Korcan Kol da bu arada sürekli Ünye'de biliyorsunuz değil mi? Evet görüyoruz arada bir kendisini. Özay Bey'in arkadaşıdır. Evet, Özay Bey'e selam olsun burada. O da bu arada takımımıza ara ara küçük destekler veriyor, evet, sağ olsun. Peki pandemi şartları var tabii şu anda. Zorlu bir dönem, evet, var koronadan maalesef dolayı. Bu şartlarda Rabia maçları nasıl oynanıyor? Test yapıyor musunuz?
ne gibi prosedürler var? İkinci ligde test zorunluluğu yok. Sadece sezon öncesi test evet. olduk. Onun dışında takımda 4 tane pozitif vaka çıktığı zaman maç tehir ediliyor. Hiç daha önce oldu mu böyle evet, bir maç? Bizim ilk yarının son maçı tehir oldu, ertelendi. O maçtan önce de ben sakatlandım, oynayamadım tehir olduğu için. Bizim takımımızda mı oldu bu vakalar? Karşı takımda. Bizim takımımızda yaşandı mı peki böyle bir durum, böyle bir problem? Olmadı. Çok şükür umarım da olmaz. Hiçbir takımda olmasın. Yani burada şöyle bir ben de ekleme yapmak istiyorum açıkçası. Bu sene pandeminin bize bir olumlu tarafı oldu. Tabii pandemi genel anlamda olumsuz ama olumlu tarafı şu, bizim bütün oyuncularımız öğrenci. Yani bütün dersler online yapıldığı için biz bu sene şöyle bir karar aldık. Bütün oyuncularımız burada olsun istedik. Zaten bir arada yaşıyorlar. Hani bir yurt ayarladık onlara. Fakülte tarafında sanırım. Aynen, fakülte tarafında bir yurtta kalıyorlar. Bir arada servise biniyorlar. Bir arada antrenmana geliyorlar. Bir arada tekrar servise binip yurtlarına dönüyorlar. Yani hani tabii ki bilemeyiz ama öyle çok risk teşkil edecek bir durumla karşı karşıya kalmada bu bizim için bir avantaj. Zaten sporcunun bağışıklığı iyi oluyor. Bunu çok kolay atlatabiliyor. Örneğin fitness salonu açık olduğu yerde. Hani yine bizim liglere geleceğim hocam. Yine sinirleneceğim de. Şu bizim ben kesinlikle ligi. Aynı fikirdeyim. Bir de hocam siz ne dediniz? Bir çözüm bulmuş voleybol federasyonu. Ne demiş? Test zorunlu değil. 4 kişi de çıkarsa maç ertelenir. Biz bölgesel amatör ligi de böyle oynayabilirdik yani. Yine başa döndüm. Evet. Kusura bakmayın hocam ama. Bu arada bir yorum geldi hocam. Bir tane veli çocuğumu gönderebilir miyim? Bak biraz önce söyledim ya. Mehmet Koca yani... hocam yazmış ya onu galiba. Evet kendisi ona da buradan selam yollamış olalım. Göndersin Hakan. Geçen veli... sezon hocamız da sanırım Mehmet Hoca. Evet. Geçen sezon. Şu anda da bize destek veriyor evet. vakit buldukça destek, sağ olsun. Yani şeye gelecektim. Şimdi biz bunu bazen kendi aramızda yorum yapıyoruz. Düzenli spor yapan insanın gerçekten bağışıklığı evet. çok kuvvetli. Şimdi ben Halil bilir uzun yıllarda zayıflamaya çalışıyorum. Arada zayıflıyoruz, arada kilo veriyoruz falan. Her alıyorum, sabah veriyorum. Fitsiniz bence. Şimdi ben takımın bir sabah ağırlık idmanına girdim. Yani ben o gün akşama kadar oturamadım mesela. Evet. Yani sonra arkadaşlar onu her gün yaşıyorlar. Evet. Ve direkt idman sonrasında da arkadaşlara bunu söyledim. Gerçekten yine olmasın inşallah başınıza i̇nşallah. Gelmez. Ama korona morona hani hikaye bence. Ya peki siz bir korku yaşıyor musunuz? Sonuçta ortada bayağı da arttığı dönem oldu yani. Bu vakaların. Siz korku yaşadınız mı sporcular olarak? Ya hiç korkmadım açıkçası. Yalan konuşmak gibi olmasın ama. Takımda peki bununla ilgili sesler yükseliyor mu? Yani acaba bir problem olursa ne olur ondan falan konuşuluyor mu? Sosyal hayatımız etkilendiği için ona üzüntü oluyor daha çok. Yani evet sosyal sürekli açıdan etkileniyoruz. Zaten hepimiz Ünye'de kalıyoruz. Evet. Çoğumuz dışarıdan gelen oyuncularız. Yapacak farklı aktivitelerimiz olmuyor. Sanırım sen geçen sene de takımdaydın. 5 kişi demiştik değil mi hocam? Evet. Pandemi öncesi durumda nasıl bir hayatınız vardı peki? Takımda idmanlar nasıl oluyordu? Nasıl gidip geliyordunuz? Bunları öğrenebilir miyim? Ordu'da yaşıyorum zaten. Samsun'da okuyordum. Evet. Samsun'dan Ünye'ye geliyordum. Yani zor bir ortam yoktu benim adıma en azından. Bakın Murat abinin yorumunu okur musun? 4. yazmış. 4. evet. Murat Yalçıntaş yorum yapmış. İyi yayınlar dilemiş. Muratcan hocamız Ünye'miz için kıymeti bilinmesi gereken önemli bir değer. Hakan Bey ve Halil hocam iyi yayınlar, selamlar. Ünye Gücü voleybola başarılar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz çok kendisine. Teşekkür hocam şöyle bir düşünceniz var mı? Örneğin takım geçen sene şampiyon oldu. Evet. Üst lige çıktı. Bu sene playoff oynar oynayamaz şampiyon olur hiç önemli değil dediniz zaten. Kesinlikle aynı fikirde. Şöyle bir şey düşünüyor musunuz? Belki yönetim kurulu olarak konuşursunuz. İşte seneye biraz daha bütçe ayıralım fazla bütçe. Bir tık daha iyi takım kuralım şampiyonluğa artık hedefimiz olsun. Böyle bir konuşma var mı hocam? Yani böyle bir konuşmaya açıkçası hiç şey yapmadık sözünü kestim özür yok, dilerim. Yok estağfurullah. Tamam mı? Veya şöyle bir şey var mı hocam? İkincilikte federasyonun verdiği bir destek veya... O birincilik şey mi oluyor? Eczacıbaşı Vakıf Bank'ın? Hayır. Ha. O süper. O sultanlar oluyor. Veya o sultanlar. Aynen, süper ligi veya eşitler, birincilikte sultanlar ligi var. Ekstra bir para var mı hocam? Federasyonun yardımı. İddiadan gelen bir. Geliyor yani, değil mi birincilikte? Birincilikte iddiadan gelen geliyor. O yüzden soracağım. Evet. Güzel olur mesela. Şimdi şöyle. Bizim öncelikli kuruluş amacımız biraz önce söylediğim gibi altyapıya önem vermek. Bu bütün spor branşları için böyledir aslında. Altyapınız yoksa sürdürülebilir evet. bir spor kulübü olamazsınız. Evet. Dolayısıyla bir de hem altyapıyı desteklemek hem de zaten öncelikli amacımız Ünye'de bu salon sporunu insanlara sevdirmek. Biz onu bir atlatalım o kısmı. Onu tam başaramadık. Bu pandeminin bize olumsuz etkilerinin başında bu geliyor. Onu tam başaramadık. Onu başardıktan sonra mutlaka o da konuşulacaktır. Yani farklı planlar da var. Başka bir programda ilerleyen zamanlarda onu konuşuruz. Yani bu kulüplerle ilgili.
Hocam gördüğümüz gibi altyapıya önem veriyorsunuz ama bunun yanında takımımız da genç isimlerden oluşuyor aslında. Birçok genç isim var takımda. Böyle bir hem yaşlar yakın arkadaşlık ortamı var, röportajda da konuşmuştuk. Diğer takımlar bu şekilde mi yapılandı yoksa bu Ünye Gücü'ne özel bir durum mu? Sizin yapılanmanız mı bu şekilde? Yani ben burada şunu söyleyebilirim. Bizim gibi hedefi olan takımlar içerisinde biz tekiz. Evet. Ama bizim haricimizde ligde olalım, hani ikinci ligde takımımız olsun diyen bir iki takım daha var. Onlardaki yapılanma tamamen genç. Ama biz bizim statümüzde olan, yani üzerimizdeki iki takımdan bahsediyorum daha doğrusu. Ünye Gücü bunların içerisindeki en önemli örneklerden bir tanesidir genç anlamında. Zaten bizim takımda şu an A takımımızda altyapıdan çıkardığımız 16-17 yaşında kızlarımız da var. A takımda oynayan kızlar. Hatta geçen sene bizim turnuvamızı mücella bitirmişler herhalde, değil mi? Hatırlıyor musun kaptan? Yani turnuvanın son sayısını o zaman 8. sınıfta okuyan bir kızımız almıştı. Hocam şeyi soracağım ben altyapı demişken. Şimdi pandemi olmasaydı mesela, örneğin şu an Ünye 1900'ler Ledispor'dan örnek veriyorum. Ne yapıyorsunuz? A takım Ballıgün'de oynuyor. İşte U19'u, U17'si sürekli müsabaka oynuyor. U11'den yukarı. Voleybolda da böyle bir şey var mı sistem? Var. Evet, bizim iki kategoride takımımız var zaten ama maçlar yok. Kaç yaş grubu hocam onlar? Yaş grupları kaç yaşlarında başlıyor? Yıldızlar gençler diye ayrılıyor onlar. Ortaokul yıldızlar oluyor. Hı. Lise gençler oluyor. Ligde de herkes oynayabiliyor. Evet, ligde oynayabiliyor. Ligde öyle bir statü yok. Anladım. Ya bizim takımda şu an en son katılan Bengüsü'ydü herhalde. O 7. sınıfta mı? 7. sınıf yaşında herhalde. Naz da yani. Küçük. Libero. Yani A takımımızla idmana çıkan ve maç kadrosuna giren 8. sınıf öğrencimiz var bizim. Belki de ligin en genç takımıyız. Evet, Anafarta'yı aslında ona katmak amaç biraz da. Evet, oradan zaman içinde geliştikçe mutlaka öyle bir yapılanma olacaktır. Halil Hocam ben teşekkür etmek istiyorum. Murat Cem Hocam'a ve kaptanımız Rabia'ya teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız değerli yorumlarınızı. Biz teşekkür ederiz. Takımımızı ve amacımızı ifade etmemiz için bize bir vesile oldunuz. Bu daha başlangıç hocam. Yani. Evet hocam, bundan sonra inşallah daha çok programda bahsetmek isteriz. Biz kendimizi ifade ettik. O yüzden biz teşekkür ederiz. Programlara katılmak bizi mutlu eder. En azından durumumuzu ifade ederiz. Evet. Amacımızı anlatırız. İnsanlara kendimizi tanıtırız. Mutlu oluruz yani. Hocam erkek voleybol takımı kurmayı düşünüyorsanız Hakan da var. Evet, ben voleybol, iyi voleybol oynarım hocam. Biliyorsunuz. İşte biz de arkadaşları görene kadar iyi voleybol oynarım evet. var diye düşünüyorduk. Yani bir örnek daha vermek istiyorum. Ya hep böyle hani takımımızı över gibi olduk ama. Övgüyü hak ediyor bence. Ya, bence de hocam. Kesinlikle hak ediyor. Zaten onlar benim kardeşim gibiler hepsi. Evet. Bizim zaten şu an aslında Ünye Gücü'nde bu havayı yakalamamızdaki, hani Rabia da bana bakıyor ama onaylıyor musun, onaylamıyor musun bilmiyorum ama yani hem yöneticiler hem oyuncular şu an gerçekten aile gibiyiz. Yani iletişimimiz çok kuvvetli onlarla. Murat abim burada diye demiyorum ama sezon öncesinde de hiçbir zaman iletişimi kesmedik. Evet. Az önce burada değilken öyle demiyordum. Biz de bu birlikteliğin yani, bozulmamasını temel. Şunu söylemek istiyorum. İşte antrenmanlarda ara ara antrenmanlarda maçlar yapıyorlar. Profesyonel bir voleybolcu, iki tane voleybol antrenörünün olduğu erkeklerden bahsediyorum bu arada. Hani birincilikte uzun süre profesyonel olarak voleybol oynamış bir voleybolcudan da bahsediyorum. Hani ben bile ona inanamadım mesela. İşte kızlar dün bizi yendi dediler. Dedim ki hani kız diye şey yapmadınız mı? Hani erkek takımı işte sert vurmak istemediniz mi? O birincilikte oynayan arkadaş dedi ki abi vallahi dedi bir ara hani topu patlatacaktım ama dedi maalesef yenildik falan dedi. O yüzden kızlarımız başarılı yani. Hocam siz de bir arkadaş grubunuzda Özgür Aslan abi falan beraber evet. her hafta voleybol oynuyordunuz. Şu an pandemi nedeniyle ara verdiniz aynen. sanırım ama. Yani işte yine Hüseyin Başkan vardı değil ekipte. Özgür Aslan vardı. Eşlerimizle birlikte. Çok amatörceymiş. Onu da yine görmüş oldum. Amatörce voleybol oynuyorduk. Evet. Yani bizim amacımız spor yapmak. Evet. Bu yine süreçte de tabii pandemi araya girdi ama biz kendi takımımızla da öyle bir yönetim ve takım dostluk maçı planlıyoruz zaten uzun zamandır. Eşlerimizle birlikte onlarla yapacağımız bir maç var yakında. İnşallah. Sizi de davet ederiz, haberini yaparsınız. Teşekkür ederiz. Mutlaka orada olacağız davetiniz olursa. Hakan kapatıyorsun herhalde. Evet, kapatmak istiyorum. Kapatmadan artık önce hocam. Miraç Ayıldız. Miraç Ayıldız bize katılmış. Çok alet olsun, bırakmıyor peşimizi. Evet. Miraç Ayıldız kardeşimiz orijinal Nike ve Adidas ayakkabılar satıyor. Miri Sport diye Instagram'dan takip edebilirsiniz. Lütfen takip edin. Bu akşam bir 20 kişi takip etmezse beni uyutmaz fazladan. Evet.
Teşekkür ediyorum hocam. Viral reklamımızı da yapmış olduk evet. Bu şekilde. Katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz bahsetmeye devam etmeyi umuyoruz. Teşekkür ediyorum sizler de bizlere katıldığınız için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Haftaya aynı gün aynı saatte sizlerle olabilmek dileğiyle. İyi akşamlar.